Daha önce bazı basit eterleri adlandırmıştık. Bu videoda ise biraz daha karışık olanlara bakacağız. Eter elde ettiğimiz bir süreç içinde uzun bir zincir değil de halkası varsa ne olur? Şöyle bir molekül düşünelim. Bir oksijenimiz var. Oksijenin bu tarafında bir karbon zinciri var. Şöyle bir karbon zinciri olsun. Sonra zincir tekrar oksijene bağlansın. O zaman burada aslında halka var, değil mi? Bu yapının adlandırılması çok kolay değil bu tarafına bakıp burası metil, sonra bu tarafına bakıp burası da metil diyemeyiz. Her ikisi de aynı tarafta. Peki bir eteri nasıl adlandırırız? Yapılacak şey öncelikle numaralandırmak. Alkanlarda yaptığımız gibi en uzun karbon zincirinden başlarız. Numaralandırmaya buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Sadece karbon zincirini düşünürsek bir karbonumuz varsa başına met ön eki gelir. İki karbon varsa et gelir. 3 karbon varsa prop gelir. 4 karbon varsa büt gelir. Eğer molekül sadece bu zincirden oluşsaydı onu bütan olarak adlandırırdık. Yazalım bütan. Ancak açıkça görülüyor ki bu bütan değil. Burada bütanın birinci ve dördüncü karbonlarına bağlanan bir oksijenimiz var. Önce şu kısmı renklendirelim. Oksijen de olsun. Oksijenimiz birinci ve dördüncü karbonlara bağlı. O halde bunu 1,4 yazarak gösteririz. Evet bu yapının adı 1,4 epoksi bütan. Ve bu sadece eter büyük bir halka oluşturduğunda kullanılmaz. Normal bir zincire bağlı daha küçük halkalar için de kullanılır. Şöyle bir örnek düşünebiliriz. Bir karbon zinciri çizelim. Mesela 5 karbonumuz olsun. 1, 2, 3, 4, 5 işte bunun gibi. Bu karbonla buradaki karbon arasında çift bağ yerine oksijenimiz olsun. Bu karbon önce oksijene bağlansın, sonra o da yine buradaki karbona bağlansın. Biliyoruz ki her karbon 4 bağ yapar. Burada çizmediğimiz bağlar hidrojenle yapılan bağlardır. Evet, yine aynı işlemler yapılacak. Numaralandırmaya oksijene en yakın zincirden başlarız. O zaman numaralandırma bu uçtan başlayacak. 1 2 3, 4, 5. Bu bir pentan. Oksijen birinci ve ikinci karbonlara bağlı. O halde molekülü 1-2 epoksi pentan olarak adlandırırız. 1,2 epoksi pentan. Eterler genellikle reaktif değillerdir. İyi çözücülerdir. Ancak bu örnek eterlerin özel bir halidir ve epoksi olarak adlandırılırlar. Burada böyle 3 atomlu bir zincirimiz var ve 2 karbon ve 1 oksijenden oluşuyor. Burada böyle 3 atomlu bir zincirimiz var. 2 karbon ve 1 oksijenden oluşuyor. Bu eterlerin epoksi olarak adlandırılan özel bir durumudur. Evet, epoksi. Ve çoğu eterin aksine epoksiler çok reaktiftir. Başka bir deyişle kararlı değillerdir. Bu yüzden bazı epoksilerin eterlerden ayrı oldukları düşünülüyor. Bu kadar reaktif olmalarının sebebi buradaki 3 üyeli halka. Buradaki bağların gerginliği çok fazla. Bu elektronlar, bu bağlar birbirlerine bu kadar yakın olmamalılar. Bu şeklin gerçek moleküllerle bir modelini yapmaya çalışabilirsiniz. Ancak bu bağı oluşturmak için molekülü bükerken çok zorlanırsınız. Çünkü bu molekül çok çok kararsızdır. Aslında epoksileri adlandırmak için başka bir yolumuz daha var. Bu yolda tamamen kabul edilebilir bir yol. Burada yapımızı halkası olan bir eter gibi adlandırdık ve 1-2 epoksi pentan dedik. Diğer yolla adlandırırken burada çift bağ varmış gibi davranıyoruz. Bu oksijen yerine çift bağ varmış gibi. Burada bir çift bağ olsaydı yapımızı bir penten olarak adlandırabilirdik. Yani burada oksijen olmasaydı ve yerine bir çift bağ olsaydı böyle olurdu. Bir penteni çizelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu birinci karbon. 1 2 3 4 5. İşte bir penten böyle görünür. Bunu çok önceki videolarda öğrenmiştik. Bazen pent 1n de denilir ancak bu daha yaygındır. Burada çift bağ yerine bir oksijenimiz var. O halde sadece bir penten demek yerine bir penten oksit diyoruz. Aynen böyle. Bu iki adlandırma da aynı molekül için kullanılır. Bu molekülün epoksi olduğunu açıkça gösteriyor. Epoksi daha reaktif özel bir eter türüdür. Herhangi bir siklik eteri adlandırmanın genel yöntemi budur. O zaman bu konuyu netleştirmek için bir örnek daha yapalım. Bir halkadan dallanan başka bir halkamız olsun. Bir halkadan çıkan bir epoksi çizelim. Bunları adlandırmak çok zor değil ancak ilk gördüğünüzde biraz ürkütücü gelebilir. Şimdi burada bir sikloheksan halkamız olsun. Bu bir sikloheksan Burada da ondan dallanmış küçük bir epoksi olsun. Bunun gibi. Bunun bir epoksi olduğunu belirtmek istiyorsak önce bunun çift bağ olduğunu varsaymalıyız. Burada sadece bir çift bağ olsaydı molekül sikloheksen olurdu. Evet, sikloheksen. Oksijen değil de çift bağ olsaydı sikloheksen derdik. Ayrıca sadece bir adet çift bağ olan sikloheksenin numaralandırmaya gerek yok. Çünkü çift bağ nerede olursa olsun molekül aynı moleküldür. Ancak çift bağ yerine burada bir oksijenimiz var ve bu iki karbona bağlı. O zaman molekülümüzün tam adı sikloheksen oksit olacak. Molekülü klasik eter gibi de adlandırmak isteyebiliriz. O zaman sadece sikloheksana adlandırır, başına da epoksi yazarız. Evet, epoksi sikloheksan her ikisi de doğru. Tekrar edelim numaralandırmaya gerek yok. Mesela bunu 1-2-epoksi-siktoheksan olarak adlandırabiliriz. Bu durumda bu birinci bu da ikinci karbon olur. Ama aslında bu karbonlar halkanın herhangi bir bölümünde olabilir. Yani 1 ve 2 değil de 3 ve 4. karbonlarda olsa yine aynı molekül olacağından karbonları ille de numaralandırmaya gerek yok. Bu da zaten molekülün moleküler yapısını açıklıyor. Evet, siklik eterler ve epoksilerin adlandırılması bu şekilde.